1,5 ay önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan kadının cansız bedeni İstanbul'dan 200 kilometre uzakta bir çiftlik evinde bulundu. 45 gündür kayıptı. İstanbul'da sırra kadem basan Çinli kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cansız bedeni Bilecik'teki bir çiftlik evinde bulundu. 4 yabancı uyruklu şüpheli gözaltında. Li Sayu 31 yaşındaydı. Bir ithalat şirketinde çalışıyordu. Esrarengiz bir şekilde kayboldu. 19 Ekim günü Li Sayu arabasıyla Mahmut Bey'den Topkapı'ya doğru hareket halindeydi. İddia göre o esnada Fatih'te bulunan erkek arkadaşı Uygur Türk'ünü aradı. Ben kaza yaptım, yanıma birileri geldi ve benimle konuşmak istiyorlar dedi. O esnada telefon kapandı. Li Sayu'nun arkadaşı ona telefon açtı ancak ulaşamadı. İddiaya göre o birileri Li Sayu'nun aracına kasıtlı olarak çarpmış, olaya kaza süsü verip genç kadını kaçırmıştı. İstanbul Kayıp Şube Masası Çinli kadını aramaya başladı. Çinli kadın yaklaşık 1,5 aydır kayıptı. Polis onu her yerde arıyordu. Çinli kadının kayıp olayıyla ilgili olarak iddia göre 4 kişi gözaltına alındı ve korkunç gerçek de o zaman ortaya çıktı. İddia göre o kişiler Bilecik'te bulunan bir çiftlik evinde Çinli kadının cesedinin bulunduğunu söyledi. Polis adrese gitti ve o kadının cesedini buldu. İddiaya göre Li Sayu kaçırıldığı gün öldürülüp İstanbul'dan Bilecik'e götürüldü. Şüpheliler onu çiftlik evine atıp geri döndü. Bilecik'te çiftlik evinde bulunan Çin vatandaşı Li Sayu'nun cenazesi Bilecik'ten İstanbul'a getirilecek ve adli tıp kurumunda otopsi yapılacak ve kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak. Ardından da ülkesi Çin'e gönderilecek. Çünkü yarın, çünkü polis de bir şey söylemedi. Tamam.